2019 yerel seçimlerine artık 4,5 ay gibi kısa bir süre kaldı. 350 bine yaklaşık nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık 3. ilçesi olan Alanya'da seçim atmosferine girmiş durumda. AK Parti Alanya ilçe teşkilatı son sürat seçimleri hazırlanıyor. Önemli olan tabana yakın olan tabanla kucaklaşan vizyoner bir belediye başkan adayı belirlemek. AK Parti Alanya ilçe başkanı Mustafa Toklu ilçedeki çalışmaları kanal ve mikrofonlarını anlattı. Mahalle teşkilatlarımız ve üyelerimizle bir araya gelmeye çalıştık. İstişare toplantıları düzenledik, kamplar düzenledik, eğitim kampları düzenledik. Bu çalışmaların ardından da 102 mahallemizde mahalle buluşmaları adı altında hem mahalle yönetimlerimizle hem de mahalledeki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Teşkilatlarımızı her zaman diri tutmaya çalıştık. E, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları, gerekse mahalle teşkilatlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. 32 bin üyemize birebir ulaşmayla ilgili bir çalışma yaptık. Her bir üyemize tüm yönetim kurulu üyelerimizi bu üyeler dağılım yaparak üyelerimize ulaştık. Hafta sonu gerçekleşen AK Parti teamül yoklamasını değerlendiren Başkan Toklu ilçedeki aday belirleme çalışmasında bu yıl izlenen yolu anlattı. Tüm mahalle başkanlarımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte adayımızın kim olması gerektiği sorusuna cevap verdik. Tabii katılım oldukça yüksekti. Bu da aslında parti tabanının bu dönemde Alanya Belediyesi'ni kazanmayla ilgili ne kadar hevesli ve heyecanlı olduğunu bir göstergesi. Diğer dönemlere göre bu dönemin artı bir özelliği var. E, aday adaylığı süreci daha hızlı ilerlemeye başladı ve bizim aday olacak vatandaşlarımızın aday adaylığı süreci talebinden ziyade genel merkezin yapmış olduğu çalışmalarla belirlenecek. Bu temayülden çıkan sonuç, genel merkezimizin şehrimizde yapmış olduğu anketler, sivil toplum örgütlerinin fikirleri ve akil insanların fikirleri alınarak önümüzdeki günlerde Alanya Belediye Başkanı adayımızı belirleyip Alanya'yı artık hak ettiği vizyoner projelerle buluşturma zamanı diyoruz. Mustafa Toklu, yaz sezonunda 1 milyonu aşan bir nüfusa sahip olan ilçe için önceliklerini sıraladı. Alanya'nın nefes alabilmesi için kentte ve kentin etrafında meydanların oluşturulup, bu meydanların yaşanabilir bir şekilde vatandaşlarla buluşturulup, meydanlar arasında da akslarla birbirine bağlamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yaklaşık 13 bin öğrenci kardeşimiz Alanya'da eğitimini görmekte ve Alanya'da ikametgahlarını sürdürmekte. Biz öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız ve öğrencilerin ailelerini Alanya'ya nasıl çekebiliriz, iç pazarı nasıl hareketlendirebiliriz, bununla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah hem turizm hem inşaat hem tarım alanındaki çalışmalarımızla şehrin yaşanabilirliğini arttıracağımız ve şehrin kalitesini arttıracağımız projelerle vatandaşlarımız zorunda çıkacağız.